Emekliye verilen, yani verilmeyen zam, yani bundan başka bir gündem yok. Herkes ateş pahasıyla nasıl geçineceğinin derdine geçmiş durumda. O yüzden hani şöyle bir başlangıçta gireyim, hani böyle bir serzenişimi de yapmış olayım ama bir taraftan. Hani biraz temalaştıralım konuları. Çünkü gerçekten herkes çok dertli ve çok sinirli. Bakın ben toplumda bunu görüyorum. Öfke çok kızgın, öfke var ve birbirleriyle olan iletişimleri de bozulmuş durumda insanların. Tahammül sınırları açtığı için çok gerginlik oluyor. Çok kavgalar, gürültüler çıkmaya başladı. Sıcaklarla da beraber. Ya enteresan bir dönemden. Biz yine burada inşallah doğru bilgilerle bir de bir kamuoyu oluşturarak hep beraber bu yani katkıda bulunmaya çalışacağız bu süreci geçiren tüm vatandaşlarımıza. Şöyle başlamak istiyorum bu kadar laftan sonra, özür dilerim ama bunları da aktarma ihtiyacı hissettim bir taraftan. Şimdi tabii herkes artık her kuruşun hesabını yapıyor Özgür Bey. Yani kaç lira gelecek, ne zaman gelecek, bu bana ne kadar katkıda bulunabilir? Hemen buradan yola çıkarak şu %4 meselesi var ya, bu vergi eki mi diyorsunuz siz, bir şekli mi diyorsunuz mali dille? Bu %4 meselesi, çok soru geldi bununla ilgili. Kimler %4 alıyor? Yani herkes alıyor, ben biliyorum da şimdi 7500'ün altında kalan dilimlere göre kimlere o ek olarak yansımıyor? Veya kimler bundan nasıl faydalanıyor? Bununla ilgili bir bilgi alalım. Şimdi hemen bilgiyi aktarayım. Bu arada biz şöyle bir 5 dakika daha şöyle bu bilgileri aktardıktan sonra biz yine soru cevapla devam edeceğiz. Türkiye'de geçmiş dönemlerde vergi iade, yani fiş toplanırdı. Faturalarını, fişlerini yazarlardı emekliler, vergi iadesi alırlardı. Sonra bunun adı değiştirildi Bülent Bey. Ne oldu? Vergi iadesi yerine %4 ek ödeme. Yani siz artık emekli olarak fiş toplamıyorsunuz. Sizin aylığınızın %4'ü kadar size geçmişteki o vergi iadesi ek ödeme olarak veriliyor. Örnek veriyorum, sizin aylığınız 5500 lira, %4 ek ödemeniz 220 lira, kök aylığınız 5500, 220 lira da %4'ü ek ödeme, siz emekli olduğunuzda 5720 lira alıyorsunuz. Şimdi emekli aylığına zam neye göre yapıldı? Kök aylığa. Kök aylık kaç liraydı? 5500. 5500 liranın %25'i ne kadar yapıyor? 1375 lira. Bu 1375 lirayla beraber kök aylık 6875 liraya çıktı. 6875 liranın %4'ü de fiş parası 275 lira. Bununla beraber de bu kişinin aylığı 7150 lira oldu. Yani 7500'ün altında kaldı. Yine 7500 olmaya devam edecek. Kök aylık ek ödemesiz kendisinin primleriyle hak etmiş olduğu aylıktır. Buna %25 zam yapıldı. Çıkan rakama da %4 eski fiş parası, %4 ek ödeme ilave edilerek bu kişilerin aylıkları 7500 liranın altında kalıyorsa yine 7500 lira alacaklar. Yani şöyle söyleyelim, bir kişinin diyelim ki aylığı, kök aylığı 5800 lira. 5800 liraya %25 alacak, 7250 lira olacak. 7250 liraya da %4 fiş parasıyla beraber 7540 olacak. Demek ki bu kişinin aylığı da 7500 liranın üstüne çıkacak. Kök aylık ek ödemesiz aylıktır. Buna %25 oranına zam artı %4 ek ödeme şeklinde hesaplamalar yapılacak. 7500 liraya hep söylemiştim, söylüyordum. Evet. Normalde kök aylığa yapılan zam TÜİK'in belirlediği enflasyon oranında arttı. Ancak en düşük emekli aylığına daha yüksek oranda zamlar yapıldı. Bu nedenle çok kişi artık aylığını umursamaz hale gelmişti. Ne de olsa devletin belirlediği en düşük aylık daha hızlı artıyor. Bu durumda da en düşük emekli aylığının üstünde alanlar da ya bizim aylığımız ne olacak? İşte siz en düşük aylığı belli bir oranda, yüksek oranda arttırıyorsunuz. Ama bize aynı oranda zam yapmayınca bizim aylıklarımız eriyor. Şöyle bir müjde verdi hükümet. Tamam, merak etmeyin dediler. Kök aylığı arttıracağız, sizin aylığınızı biraz arttıracağız. Bu nedenle arada yine fark olacak dediler ama bu sefer de her kesim çok düşük aylıkta kaldı. Türkiye'de olması gereken bir intibak yasası çıkıp bu aylıklar ya düzeltilecek ya mantıklı bir seyyanen zam yapılacak. 100 lira, 300 lira, 500 lira seyyanen zam artık kesinlikle hiç kimseyi kurtarmaz.
Seyyanen zam rakamı 8 bin lira civarında bir seyyanen zam yapılacak tüm aylıklara. Bununla beraber de kök aylık uygulamasına son verilmelidir. Tüm emeklilere aynı anda, aynı oranda, hatta bakın asgari ücretliye siz aynı oranda zam yapmalısınız emekliyle asgari ücretliye, kamu çalışanına, devlet memuruna. Biz ülkede aynı enflasyonu yaşıyorsak, aynı şekilde fiyatlar artıyorsa, birine %25, birine %35, birine %45, birine %86 olamaz. Herkesin geliri aynı oranda arttırılmalı. En düşük aylığa, kök aylığa siz 8 bin lira seyyanen zam verirseniz bu 7500 liradan da kurtuluruz. Türkiye'nin başına 2019'da ilk defa 1000 lira olarak belirlenen en düşük emekli aylığı bela oldu. O dönemlerde de anlattım, şimdi de anlatıyorum. Bakın, kök aylık en düşük emekli aylığı farklı, kök aylık ayrı. En düşük emekli aylığı uygulaması yanlıştır. En az şu dakikada 8 bin lira gibi bir seyyanen zammı ihtiyaç var. 8 bin lirayı nereden çıkardım? Devlet memurlarına 8077 lira artış yaptıkları için söylüyorum. Böyle bir artış olsaydı en düşük emekli aylığı 15 bin lira olacaktı. Hiyerarşik olarak da daha çok prim gün sayısına göre, çalışma süresine göre daha fazla aylıklar olacaktı. En azından ya emekliler bir nefes alabilirdi. Bir de sadece emekliler olarak da bakmayın. Bakın, emeklilerin durumu ne kadar kötü olursa, gençler emeklilerin bu kötü durumunu gördükçe emekli olmaktan vazgeçerler. Çalışma hayatı içerisinde bulunmak istemezler. Kayıt dışı çalışırlar. Bu ne, emeklilerin aldığı aylık aynı zamanda emekli olacakları için de belirleyicidir. Yani çalışma hayatında ben de aynı durumda olacağım. Ben de bu şekilde aylık alacağım. O yüzden kayıt dışına yöneleyim. Türkiye'nin başına kayıt dışılık bir beladır. Bu belayı da iyice büyütüyorlar, şu anda körüklüyorlar. Evet. Ya bu işin çıkmak çok zor değil. Bütçe meselesi tabii ki. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de planını, programını yapan kişiler buna göre bütçe hazırlayacaklar. Şimdi biz İngiltere'den Mehmet Şimşek'i getirdik. Zor bela ikna ettik. Mehmet Şimşek dedi ki işte ek motorlu taşıtlar vergisi, şuraya artış. Şimdi bir de bu artışlara da bir kılıf buldular. Ya depremden dolayı işte yaraları sarmak için biz aslında ekonomik kriz değil de depremden dolayı bu artışı yapıyoruz. Ya bunları millet artık yemez, yani yememeli. Şu anda bir ekonomik kriz var. Bu ekonomik krizin nedenleri bellidir. Hükümetin uyguladığı yanlış politikalardır. Yanlış ekonomi politikaları ülkeyi buraya kadar getirdi. Bundan sonra işimiz, bakın, daha da zor olacak. Her geçen gün zorlaşmaya devam edecek. Bir şekilde muhalefetin artık kendi içinde kurtulup, kendi içindeki, sadece CHP için söylemiyorum. Bu İYİ Parti için de böyledir. Şu an İYİ Parti de çünkü en büyük muhalefet partilerinden bir tanesi. İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi hızlı bir şekilde yenilenmeli, yeni yüzlerle, yeni genel başkanlarıyla, gerekirse İYİ Parti'de bu olmayacak, seçildi zaten Erdoğan Hanım, ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde büyük ihtimalle böyle bir şey olacak, ama geç kalmanın anlamı yok. Çünkü kendi içinde, yok kurultay konuştuğu zaman birileri şöyle bir şey paylaşıyor, bakıyorum parti tüzüğünde değişiklik. Ya kimin umurunda parti tüzüğünde yapacağınız değişiklik? O Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içindeki olay milletin umurunda değil. Geçenlerde ben bir programa katıldım Şebnem Hanım. Çok yadırgadım. Söylemeden geçemeyeceğim. İsmini vermeyeyim. Bakın, program değil mi? Canlı yayında, televizyonda. Cumhuriyet Halk Partili bir kişi de yayında. Beni ve o kişiyi anons ediyor. Diyor ki işte sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdosun. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili konumuz diyor. O kişi ne dedi biliyor musunuz? Aynı zamanda ben parti meclis üyesiyim. Yanlış söylediniz. Beni yanlış tanıttınız. Ya bana ne senin parti meclis üyeliğinden? Yani. Yerim ben senin parti meclis üyeliğini. Kimin umurunda? Kendi içinde hala PR'ının derdinde misiniz? Kendi içinizde yer kapma, ünvan kapma derdinde misiniz? Ülke ne halde? Sana orada milletvekili olarak tanısalar ne olur? Parti meclis üyesi olarak tanısalar ne olur? Bu kişilerle gerçekten, bakın, işimiz çok zor. Çok zor. Bu nedenle bu kargaşadan çıkıp bir an evvel böyle olumlu politikaları ortaya koyacak kişilere çok ihtiyaç var. Ha, AK Parti'nin şu anki politikalarının hiçbir tanesini tasvip etmiyorum. AK Parti'ye alternatif, gerçekten de milletin sorunlarını bilip hallederiz, çözeriz. Bakın, seçimden önce bunları çok kullanıyordum değil mi? Hallederiz, çözeriz kelimeleri işe yaramaz. Yazacaksınız, çizeceksiniz, ortaya koyacaksınız. Ben bunu böyle çözeceğim, şunu şöyle çözeceğim, kaynağını buradan bulacağım.
şunu şu kadar yapacağım ama kaynağı da budur. Bu şekilde net açıklamalar yapacak, işini profesyonelce yapan bir siyasetçiye çok ihtiyacımız olacak. Yani gerçekten çok ihtiyacımız var.